start enjoying everyday life. Doğru olanı yapmanın nasıl hayatınızı iyileştireceğini öğrenin. Disiplin, öz denetim. Bunlar karakterimizi geliştirir. Karaktere ihtiyacımız var. Karakter, yapmanız gerekeni canınız yapmak istemediğinde yapmanızla gelişir. Joyce Meyer'le Hayattan Keyif Alın'da. Bugün hayatta zaferli olmak, disiplinin gerekliliğinden bahsedeceğiz. Disiplin ve öz denetim konusunda bir seri yapacağım. Sizi çok heyecanlandıracağım. Evet, biliyorum, öyle bir konu bu. Daha önce Mısır'dan çıkış 32-35'ten bir ayet okumuştum. Halk başıboş olduğu için dizginlenmedikleri ve disiplinsiz oldukları için düşmanlarına alay konusu olmuşlardı. Daha fazla disiplin ve öz denetimli bir şekilde yaşasak şeytanın suratına pek çok kapıyı kapatacağımızı düşünüyorum. Başka bir deyişle, disiplinli ve öz denetimli bir şekilde yaşamadığımız için şeytanın hayatımıza girip bize acı çektirmesine kapı açıyor olabiliriz. Belli ki öz denetime ihtiyacımız var. Çünkü bu Tanrı'nın bize verdiği şeylerden biri, ruhun ürünlerinden biri. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, öz denetim. Evet, herkes söylesin, öz denetime sahibim. Öz denetime sahibim. Disiplin konusunda birkaç zor soru sorarak başlayacağım. Liste oldukça uzun. Her şeyi kapsamayacağız ama ana fikri anlayacağız. Diliniz konusunda ne kadar disiplinlisiniz? Çok mu konuşuyorsunuz, fazla az mı konuşuyorsunuz? Bazı insanlar yeterince konuşmaz. Bazı insanlarla vakit geçirmek zordur. Çünkü o kadar sessizler ki yanlarındaki insanlar gerilir. Fazla yüksek sesle mi, fazla hızlı mı, fazla yumuşak mı konuşuyorsunuz? Konuşurken kelimeleri yutarsanız herkes de ne diye sorar. Dedikodu yapar mısınız, eleştirir misiniz? Başkalarının sırlarını açıklar mısınız? Sözlerinizi tartmadan mı konuşursunuz? İyi bir dinleyici misiniz yoksa sadece konuşur musunuz? Aklınız, aklınızın alıp başını gitmesine izin verir misiniz? Yani sorum şu, sözleriniz ve düşünceleriniz üzerinde herhangi bir disiplin ve öz denetiminiz var mı? Tanrı sözünü derin düşünerek vakit geçiriyor musunuz? Kutsal kitap bunu yapmanızı söyler. Bunu bilmiyorum diyorsunuz ama endişeleniyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Çünkü derin düşünmek aynı şeyi tekrar ve tekrar döndüre döndüre bir açıdan bir açıya, bir açıdan bir açıya düşünmektir. Endişelendiğimizi de böyle yaparız. İştahınız konusunda ne kadar disiplinlisiniz? İlginçtir. Bugün öğle yemeğinde öncesinde yeterli miktarda yeme konusunda Tanrı'nın bana konuştuğunu anlatmıştım. Yemekten önce sunulan ekmekten yemek zorunda olmadığımı, kendimi birazcık kontrol etsem yemeğimi nasılsa yiyeceğimi falan söylemiştim. Öğle yemeğinde 5 kişiyle birlikteydik. Masaya ekmek geldi ve şöyle söyleyeyim, kimse dokunmadı. Komikti tabii. Sonra biri dedi ki, o ekmeğe kimse dokunmayacak mı? Yemeğe cesaretiniz yok mu yani? Özetle sorum şu. Fazla yemek mi yiyorsunuz, fazla az mı? Fazla sık mı? Belki de yemek araların uzun ve o zaman miden kötü oluyor ve hızlı yiyorsun. Yeterince çiğnemiyorsun, besin değerlerini almıyorsun. Sağlıklı şeyler mi yiyorsun?
Yoksa hep abur cubur mu? Yeterince su içmiyorsun. Onun yerine kola. Kahve, çay, spor yapmıyorsun. İsterseniz devam edebilirim. Hayatınızda denge sağlamaya çalışıyor musunuz? Çalışıyor, dinleniyor, eğleniyor ve tapınıyor musunuz? Hepsinden yeterince var mı hayatınızda? Yoksa işkolik misiniz ya da hayatın koca bir eğlenceden ibaret olduğunu? Hiçbir sorumluluğunuz olmadığını ya da başkasının çalışması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Paranız ve eşyalarınız konusunda cimri misiniz? Biraz daha harcamanız mı gerekli? Verme konusunda kendinizi disipline ediyor musunuz? Belki de fazla veriyorsunuz. Hatta yanlış motivasyonla olabilir bu. Kutsal kitap. Sürünüzün ne durumda olduğunu bilmeniz gerektiğini söyler. Giderleriniz konusunda bir bütçe yapalı. Ne kadar oldu acaba? Önümüzdeki ay ne tür ödemeleriniz olacağını biliyor musunuz? Ne kadar borcunuz olduğunu biliyor musunuz? İleriyi düşünüyor musunuz? İleride ne tür faturalar olabileceğini hesap edebiliyor musunuz? İleride olabilecek ama ne olduğunu henüz bilmediğiniz şeyler için kenara para koyuyor musunuz? Yoksa şikayet mi ediyorsunuz? Evet, yoksa plansız bir şekilde mi yaşıyorsunuz? O zaman beklenmedik bir şey olunca da şeytanı suçluyorsunuz. Lütfen şunu anlayın. Hiçbir günün planladığınız mükemmellikte geçmediğini öğrenecek kadar uzun yaşadınız. Sürprizlere yer ayırın. Hayatınızı esnek tutun. Bunlar oluyor. Bence bilge insanlar olmayacağını umduğu ama belki olur dediği şeyler için kenara para koyar. Hadi ama bunu yapmakla büyük bir stres atarsınız. Eğlence olsun diye mi alışveriş yaparsınız? Rahatlık için mi? Birine kızdığınızda gidip kendinize hediye mi alıyorsunuz? Zamanınızın %80'ini hayatınızdaki önceliklere harcanması konusunda disiplinli misiniz? Yoksa zamanınızın %80'ini önemli olmayan işlere harcayıp sonra önemli şeyler için zamansız mı kalıyorsunuz? Tanrı ile devamlı zaman geçiriyor musunuz? Devamlı dua ediyor musunuz? Ailenizle zaman geçiriyor musunuz? Tutunmak istediğiniz diğer ilişkilerin gelişmesi için zaman harcıyor musunuz? Herkesle sıkı fıkı dost olamazsınız. Sadece bir avuç dolusu çok yakın, çok samimi, yakın dostluklar kurun. Ve kurduğunuz bu dostlukların o dostluklarda kim olacağına karar vermelisiniz. Bu kararı verdiğinizde de buna zaman ayırmalısınız. Çünkü zaman vermezseniz bir ilişkiyi geliştiremezsiniz. Evinizde birisi sırf orada yaşıyorsunuz diye sonsuza dek sizi sevecek zannetmeyin. Evinizde yaşayana bile özen göstermek durumundasınız. Alo? Şimdi çocuklarınızla vakit geçirmezseniz bir gün siz yaşlandığınızda sizi görmeye gelmeyecekler. Onların size ihtiyacı olduğunda yanlarında olmadığınızı hatırlayacak ve onlara kızacaksınız. Devamlı çalışmanız onları size hayran bırakmıyor. Onlar zamanınızı istiyor. Amin. Amin. Bir günü ayırıp Tanrı ile dürüstçe konuşsak hayatımızdaki pek çok şeyi tam tersine çevirebiliriz. Rab hayatım karmaşalarla dolu, sorun ne? Sizi temin ederim. Gün bitmeden Tanrı size en az 4-5 tane şey gösterecek. Eğer bunları düzene sokabilirseniz, uyarlamalar yapabilirseniz, ürün vermeyen bazı ölü şeyleri budarsanız ve onlara ayırdığınız zaman gerekli olan bir şey verirseniz onlar kısa sürede değişecektir. Kısa sürede her şey yoluna girecektir. Amin. Bu listeyi okumaya başladığımda of çok uzun diye düşündüm. Bunların hepsini yapmamı nasıl beklersin diye düşünebilirsiniz. Gerçek şu ki gerçekten zaferli olmak istiyorsanız bu tam zamanlı bir iş ve pek fazla savsak
benliksel gün geçiremezsiniz. Yani istediğiniz saçmalıkları düşünüp, istediklerinizi söyleyip, bütün gün para harcayıp, istediğinizi yiyip çevrenizdekilere bağırıp çağıramazsınız. Hayatta bunlar bazen çekilebilir ama bunu yaşam tarzınız haline getirip sonra da zafer bekleyemezsiniz. Çoğu zaman bir şey demeyi çok istediğinizde dilinizi ısırıp günde belki 200 defa düşüncelerinizi denetlemeniz gerekecek. Koltukta yayılmak istediğinizde çalışmanız gerekecek. Disiplin, öz denetim. Bunlar karakterimizi geliştirir. Karaktere ihtiyacımız var. Karakter yapmanız gerekeni canınız yapmak istemediğinde yapmanızla gelişir. Amin. Sağlam tanrısal karakter yapmanız gerekeni canınız yapmak istemediğinde yapmanızla gelişir. Canınız yapmak istiyorsa bir işe, yani işe yarar tabii ama sizi derinden etkilemez. Canınız istememesine rağmen bir şey yaptığınızda daha etkili olur. Yani daha önce söylediğim gibi birine kızdıysanız, canınız onlarla konuşmak istemiyorsa ama konuşmanız gerektiğini biliyorsanız gidip konuşun. Bunu yaptığınızda ruhsal olarak büyümüşsünüzdür. Tanrısal karakter geliştirmişsinizdir. Biri size kötü davrandığında ve siz iyi davrandığınızda büyümektesinizdir. Sadece büyüyorsunuz demedim. Büyümektesiniz diyorum. Resmen bazen büyümekte olduğunuzu hissedersiniz. O acıyı hissedersiniz ve bilirsiniz büyümekteyim. Terbiye edilmek başlangıçta tatlı gelmez. Acı gelir. Ne var ki sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. Canınız istememesine rağmen doğru olanı yapmak başta tatlı gelmez. Sonra iyi gelir. Çocuklarınızı terbiye ederken kendinizi disiplin eder misiniz? Çünkü onları disiplin etmek size acı verecektir ama bunu yapmanız gerek. Bazen boş vermek daha kolaydır. Boş ver. Çocuğunuzun bir hafta boyunca dışarıya çıkmasını yasaklayacak şekilde terbiye etmek eğlenceli değil. Çocuklarınızı terbiye etme konusunda kendinizi disiplin eder misiniz? Yüzleşmeniz gereken durumlarla yüzleşme konusunda disipline eder misiniz? Yoksa her şeyi kendi haline bırakanlardan mısınız? Ben esenliği severim, bununla uğraşmak istemiyorum, istemiyorum. Esenliği sevebilirsiniz ama gerçekte esenliğiniz yok. Her şeyi kendi haline bırakıyorsanız esenliğiniz yok. Çünkü o bıraktığınız yerde birikiyor, birikiyor ve birikiyor. Amin. Er ya da geç o birikimle yüz yüze geleceksiniz. O kadar büyük ki bir yerde bayılıp kalmak isteyeceksiniz. Yüzleşmeniz gerek. Sorunları halletmeniz gerek. Hizmette uğraştığım onca şey arasında doğruyu söylüyorum gerçekten. Hizmette uğraştığım onca şey arasında en zor şey seyahat değildi, çalışmak değildi, emek ve uğraş değildi. Uğraştığım en zor şey devamlı durumlarla, sorunlarla yüzleşmek, insanları yola getirmek, meseleler halletmek. Daha çok mesele halletmek, çekişmeleri çözmek, devamlı meseleleri halletmek. Daha çok mesele halletmek. 8 farklı ofiste 510 çalışanı idare etmek başlı başına bir iş. Sorunları alının altına süpürürsem zaman geçmeden şeytan hizmetimi ele geçirir ve ben ona vermeye niyetli değilim. Amin. Eşyalarınıza sahip çıkıyor musunuz? Eviniz temiz ve düzenli mi? Arabanız ne durumda? Çöp dolu pis bir araba kullanıp sonra arkasına İsa çıkartması yapıştırmayın. İsa'yı ne kadar sevdiğinizi öyle anlatmayın. Ve sınırını aşarak, engellere ayrılmış yere park ederek bunu göstermeyin.
Amin. Amin. Hı hı. Arabanıza nasıl bakıyorsunuz? Yağını değiştiriyor, lastiklerine bakıyor musunuz? Yoksa bozulmasını bekleyip bir tekme atıp yeni araba için dua mı ediyorsunuz? Kendinize bakmaya zaman ayırıyor musunuz? Evden çıkmadan önce aynaya bakıyor musunuz? Bazı insanlar görüyorum. Ve düşünüyorum. Bugün hiç aynaya... baktı mı acaba? Bu artık pek olmuyor çünkü insanlar nasıl olduğunu öğrendi şimdi. Ama başta bazı insanlar işe gelirdi ve hemen anlardınız ki o kıyafet yıkanıp kuruduktan sonra bir yere tıkılmış. Bütün kırışıklığıyla işe gelmiş. Sonra da benim dünya çapında hizmeti olan Joyce Meyer hizmetlerinin başkanı olarak bu kişiyi eve gidip elbiselerini ütülemesini söylemem gerekiyor. Bu tür şeyler yapmak zorunda bırakmayın beni. Aa, kırışık olduğunu fark etmedim Joyce. Hayattaki işimizin bir parçası bakmak. Bu olur mu? Bugün bunu anlayabiliyor muyuz? Bu iyi olacak mı? Size bir şey söyleyeyim. Bence İsa olsa böyle vaaz ederdi. Kulağa dindar gelmeyen ama zafer ya da yıkım konusunda hayatımızda etkili olan bu alanlardan bahsederdi. Tanrı bize ruhsal öz denetim verdi. Dengeli bir şekilde yaşamamızı söylüyor. Kutsal kitap diyor ki, ayık ve uyanık oldun. İblis kükreyen bir aslan gibi yutacak birini arıyor. Bizim imanda sağlam durmamız, dengeli yaşamamız, hikmetli olmamız gerekiyor. Gevşek bir hayat sürdürürseniz şeytana direnemezsiniz. Kutsal kitap gevşek kadınlardan bahseder. Genelde bunu cinsel anlamda algılarız. Bunu da kastediyor olabilir ama bence genel anlamda gevşek olan çok kişi var. Biraz sıkılaşmamız gerekiyor bizim de. Evet, sıkılaşmamız. Gevşemememiz gerekiyor. Hadi ama. Bunun benim mucizemle alakası ne? Ben buraya mucizemi nasıl alacağımı öğrenmeye geldim diyebilirsiniz. Buraya disiplin ve öz denetim hakkında duymak için gelmedim. Şeytan bana saldırıyor ve ben ondan nasıl kurtulacağımı söylemeni istiyorum. İşte söylüyorum güzelim. Evini temizle, kendine çeki düzen ver, faturalarını öde, elbiseni ütüle. Kendini idare edemezsen Tanrı başkasını nasıl senin sorumluluğuna versin? Öğrettiğini örnekle, sen kendin yapmazken herkese neyin doğru olduğunu anlatıp durma. Ne yapacaklarını göster. Dürüst olmaya ne dersiniz? Randevularınızı her zaman zamanında gider misiniz? Yapacağınızı söylediklerinizi yapar mısınız? Alışveriş sepetini koymanız gereken yere geri koyar mısınız? Yoksa başkası uğraşsın diye marketin ortasından bırakırsınız. Evde ya da iş yerinde dağıttığınız yeri toplar mısınız? Yoksa başkası yapsın diye mi beklersiniz? Markette reyonları sırayla dolaşıp sepetinizi dolduruyorsunuz. Sonra kasaya yaklaşıyorsunuz. Hepsine yetecek paranız olmadığını fark ettiğinizde bazı şeyleri sepetten çıkarmaya başladığınızda gidip yerine koyuyor musunuz? Giysi dükkanında giysilere bakarken bir tanesini yanlışlıkla askıdan düşürdüğünüzde yerine geri asıyor musunuz? Kenara mı itiyorsunuz? Disiplinsiz biri olduğunuzu hissediyorsanız ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim. Umutsuzluğa kapılmayın. Ama hayatınızdaki meselelerle bir ilgilenin. Belki şu an kocaman bir dağ gibi duruyor önünüzde ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Ama size söyleyeyim, Rab döndüğünde ilerlemekte emek harcadığınızı görünce sevinecek. Tam hedefe ulaşmış olmasanız da denediğinizi görecek.
Bu onu hoşnut edecek. Düzenden çıkmış alanlarla uğraşmaya, Tanrı'nın gösterdiği şeyleri yapmaya başlayın. Bu vaaz başta kulağa hoş gelmez. Ama daha sonra yaptığınızda size hoş gelecek. Bazılarınızın ne düşündüğünü biliyorum. Evimi temizlemeliyim, kilo vermeliyim. Bir yıldır bütçemi kontrol etmedim. Çocuklarım tamamen kontrol dışında. Tek yapmak istediğiniz eve gitmek, yatağa girip bir ağrı kesici almak ve yorganı üzerinize çekmek. Ama er ya da geç uyanacaksınız. Ve sorunlar hala orada duruyor olacak. 1. Korintliler 9:25. Yarışa katılan herkes kendini her yönden denetler. Yani disiplin eder. Kendini disiplin eder. Kendini disiplin eder. Kendini disiplin eder. Gelip başkasının disiplin etmesini beklemez. Kendi yapar. Kendini her yönden denetler. Bugünkü toplumumuzda insanlar denetlenmeyi sevmezler. Özgürlük dedikleri şeyi sever. Gerçek özgürlük her istediğinizi, her istediğinizde yapmak değildir. Gerçek özgürlük bunun iyi olmayacağını bildiğinizde o şeyi yapmak zorunda olmamaktır. Gerçek özgürlük budur. Gerçek özgürlük her istediğinizi her istediğinizde yapmak değildir. Gerçek özgürlük sizin için en iyisi olmadığını bildiğinizde o şeye hayır diyebilmektir. Gerçek özgürlük bunun başkasını inciteceğini bilseniz bile hayır diyebilmektir o insana karşı. Bu yüzden Pavlus Romalılar 14'te o zaman onlar için çok önemli bir konu olan putlara sunulan eti yeme meselesinde diyor ki bu onlar için önemli bir meseleydi. Pavlus şöyle bir gerçek söylüyor. Putlar sadece heykeldir. Et zararlı olamaz çünkü putlar hiçtir. Yine de birçok kişi daha zayıf vicdanlı oldukları için rahatsız oluyordu. Ve Hristiyanlardan bazıları diyordu ki hamdolsun biz özgürüz. Pavlus dedi ki evet özgürsün. Aslında kendine hayır deme özgürlüğüne sahipsen gerçek anlamda özgürsün ve sevgi yolunda yürüyorsun. Çünkü biliyorsun ki özgürlüğünü kullanırsan bir başkasının vicdanını rahatsız edecek, belki de onların günah işlemesine neden olacaksın. Gerçekten özgürsek kendimize evet demek ne kadar kolaysa hayır demek de o kadar kolay olur.